Hasan Arat bir konuşmasında Sayın Başkan 40 milyonumuz da hazır demişti transfer bütçemiz. Evet, en az 40 milyon euroluk bir transfer bütçesi gerekiyor. Ama korkarım ki bunun zaten yarısını göndermek istediğin adamlara vereceksin. Takımın bir sürü eksiği var. Takımda stoper yok mesela. Elinde göndermen gereken bu kadar oyuncu var. Takımda stoper yok. Hala orta sahada Atiba, yani ben Nusrati'yi beğeniyorum bu arada ama devamlılık sorunu var galiba o çocuğunda. Yani 38-40 maçlık, 50 maçlık bir maratona tek başına ona güvenerek girebilir misin? Eğer Beşiktaş söylendiği gibi Salih'i ikna edip takımda tutarsa büyük kazanım olur. Salih çünkü belki oyuna kendini çok fazla veremiyor. Sakatlık beklenenden fazla yaşıyor filan ama çok zeki bir çocuk Salih. Çok iyi oyuncu yani. Ama yine çok takviyelere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ne yapmak lazım? Dipsiz kuyu zaten kulüplerimiz. Onlar 20'şer milyar borçlara gidiyorlar. Şimdi diyelim Beşiktaş yarışmacı bir takım kuracak yine. İlk iki için yarışacak. 40-50 milyon euro daha harcadı. Ve bunun karşılığını alma ihtimali yatırım riskine değer mi? Kalma ihtimalini ben şeyi de başarı sayıyorum. İlk iki, yani Şampiyonlar Ligi'ni önümüzdeki sezon biraz daha kolay olacak takımlarımızın işi. İşte o 5 yıllık puanlama şu bu. Hadi o riski alınabilir olsun. Ama o riski aldın, ikinci oldun ya da olamadın. Üçüncü, dördüncü oldun. Sonrasındaki Beşiktaş'ın halini düşünüyor mu şimdiki yönetim? Yani taraftar baskısı ille de mali veriler tablolar önünüzdeyken siz biliyorsunuz bunu, taraftar bilmez. Taraftar her koşulda şampiyonluk ister, her koşulda maçların kazanılmasını ister. Ama gerçekle yüzleşen ve gerçeği topluma anlatması gereken sizlersiniz. Sizlerin sorumluluğunuz sadece yaşadığınız dönemin insanlarına karşı değil. Bu kulüpler 100 yıllık, 120 yıllık kulüplere doğru gidiyorlar. Bunlar bize babalarımızdan, size babalarınızdan kalan miras değil. Çocuklardan alınan emanetlerdir. Sen bu kurumları yaşatma görevin, sağlıklı bir şekilde yarışmanın içinde tutma görevin şampiyonluktan çok daha önemli. Camiye baskısını bahaneleştirip çukuru, enkazı daha da derinleştirmek en büyük hata olur bence. Bana kalsa kabul edilmeyeceğini biliyorum. Statükocu falan da değilim. Bence devrimci bir adımdır. Serdar Hoca ile devam ederdim ya. Serdar Hoca ile devam ederdim yorumu var Selahattin Kınalı'nın. Ama tabii işte bu psikolojik üstünlükten de bahsediyoruz ya. Bir tarafta Okan Buruk, bir tarafta Jose Mourinho varken. Beşiktaş Serdar Hoca'yı asla asla küçümsemek için söylüyorum. Kupalı bir hoca. Ama Beşiktaş'ın tercihi Serdar Toprak Tepe olur mu diye Bazı soruyor. şeyler babadan oğula miras dedin de bazen babalar oğullarına hainlik yapabiliyor. Babadan oğula miras da kalabiliyor. Adamlık da kalabiliyor. Bazen de hainlik de yapabiliyor. Babadan oğula kalan bir miras da var. Lucescu örneğini verdik, Ravzan Lucescu. Maşallah babadan oğula miras ki biz Türkiye'de son 10 yılda ne zaman bir teknik adam arasak Lucescu boştaysa hemen Lucescu'ya koşuyorduk. Lucescu ile Santos öncesi Samet Aybaba konuştu. Lucescu teklifi kabul etmedi. Ya 6 ay sonra şu anda oğlu. O zaman da oğlu. Hatta bir ara oğlumu da alın falan diye gelmişti. Yani bu Lucescu, Ravzan Lucescu örneği benim hakikaten çok tuhafıma gidiyor. Yıllarca Lucescu'yu dinledik. Şimdi oğlu Ravzan Lucescu'yu dinlemeye başladık. Hala gündemde var çünkü Beşiktaş'ın. Yani Mourinho'lardan Ravzan Lucescu'lara tekrar Sergen Yalçın'lara Beşiktaş'ın işi hiç kolay olmayacak. Beşiktaş'ın o federasyona karşı dik duruşunu nasıl tebrik ettiysem o sezonun başında, yayının başında. Şimdi burada bu konuda teknik adam konusunda eleştiriyorum. Süper Kupa kazanıldı. Ziraat Türkiye Kupası kazanıldı. Beşiktaş Belki Allah söyletti. Bak kazanırlar sezonmuş. Ne Şimdi belli mi o? olabilir de futbol bu. Lig tarihinde 46 puan liderin gerisinde kalıp kupa alıp ben Fenerbahçe'yi başarılı bir sezon geçir diyeceğim. Bunu kabul etmem mümkün değil yani. Beşiktaş. Ya Fenerbahçe'yi başarılı demek diyenler var ya. Ya Fenerbahçe'ye başarısız denmez, başarılı da Başarılı denmez. diyemem abi. İki tane Başarısız takım ortası vardı. yok Biri bunun. Ya şampiyon başarılıdır ya olacaktı işte. başarısızdır. Evet. Fenerbahçe başarısız. Evet. Bana 99 bol, 99 bol. Beşiktaş bu ligin en başarısız takımı gelip kupa alıyor. Şans falan kimse demesin. Serdar Hoca ile geldi, kupayı kazandı. Sen Ankaragücü'ne elendin. Lige odaklandın. Olympiakos maçında aklında Karagümrük maçı var. Lige odaklandın. Fred gibi oyuncuyu kulübeye çekiyorsun. İrfan Can'ı kulübeye çekiyorsun. İkinci maçta öne geçiyorsun. Yani tekrar Fenerbahçe'ye geçmeyeyim. Beşiktaş'ta teknik adam konusunda bir başarısızlık var. Bak Mourinho'yu konuşup biz Mourinho ile görüşüyoruz dedikten sonra Ravzan Lucescu ismi nedir ya? Bak Ali Koç bugün Mourinho haberlerini yalanlamadılar. Mourinho ile görüşüyorlar. Mourinho olmuyorsa kim olması lazım biliyor musun? Zidane olması lazım. Bu kadar net. Tabii. Eğer sen şu anda Mourinho ismini Aslında yayınlamıyorsan. Zidane boştur. Bak boştaki hocalardan bahsediyorum. Psikolojik olarak evet. Bunu psikolojik falan yok. Mourinho ile gidip
görüşeceğin, şu anda bu medyada Avrupa basında yer alıyorsa olabilir. Son anda masadan kalktı, transfer olma dedi. Sonra gideceğin adam Zidane'dır. Dedi abi böyle ben Mourinho isminden sonra Ravzan Lucescu isminden. Ravzan Lucescu da kabul etmiyor. Haberleri çıkıyor. Beşiktaş büyük bir kulüp. Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş bu ligin en köklü, en eski kulübü. Beşiktaş kulübünde bir Santos dönemi yaşandı. Serdar Hoca ile devam edilmeli ama birinci adam olarak değil, ikinci adam olarak. Kim gelirse gelsin Serdar Hoca, bazı insanlar vardır ikinci adamını çok iyi yapar. Serdar Hoca'nın başarısını ayakta alkışlıyorum. Çok iyi idare etti bu takımı. Çok iyi puan topladı. Geldikten sonra git dediler gitti, gel dediler geldi. Bundan sonra hangi teknik adam gelirse gelsin, yerli ya da yabancı, Serdar Hoca orada olmalı. İkinci adam olarak hem de. Birinci adam olarak olmasa ikinci adam olarak. Beşiktaş yönetimi bir transfer komitesi oluşturdu. Sen az önce o Beşiktaş babadan ola kalan miras değil derken 5 kişilik bir komisyon var. Samet Hoca var, Beyaz Hoca var, başkan var, başkan yardımcısı var. Herkes futbolu biliyor ama netice olarak bir türlü ortaya bir şey çıkmıyor. Yani buralarda malzeme var. Ahçı'ya diyorsun ki bunları yap ama ahçı yok ortada. Burada da evet. Ahçı değil, ahçılar var ama ortada malzeme yok. Malzemeyi alın ortaya koyalım. Beşiktaş da bu konuda bir an önce karar vermeli ama en doğru karar vermedi. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Mourinho ismini attıktan 2 ya da 3 gün sonra yine burada Kartal yanı son dakika olarak verdiği zaman ben inanamamıştım. Ama sonra yöneticilerin bizzat açıklaması. O yüzden diyorum Ali Koç burada sadece rakibine değil bu çalımı atması, ezeli rakibine de bir çalım atmış olacak yani bu. Mourinho ismiyle, almasıyla. Tabii. Çünkü Beşiktaş Başkanının kendi açıklaması var dediğin gibi. 40 milyon transfer borcusu ve biz Mourinho ile görüştük ifadesi var. Şu anda daha fare doğurmak üzere kim ya da kimler olur bilmiyorum ama Beşiktaş'a gelecek teknik adamın bu kadroya bir de çok ciddi bir bonservis isteyecek. Bonservis bedeli isteyecek oyuncu transferi için. Tabii. Ne kadar isteyecek? Belki 40 belki 50 milyon. Hoca kim olacak? Beşiktaş'ın kadrosu kötü bir kadro değil. Herkes diyor ya çok kötü bir kadro var diyor. Ben Beşiktaş'ın bu sene kadrosu kim kötü derse. Ya öyle bir döneme geldi ki Fener'le Galatasaray örnek veriyor. Beşiktaş'ın kadrosundan Fener'e kimi alırsın? Beşiktaş'ın kadrosundan Galatasaray'a kimi alırsın? O kadar iyi kadro var ki Fener'le Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın. Gel o zaman bana Trabzon'a kimi alırsın de. Ya da Başakşehir'e kimi alırsın de. Çünkü rakip orada dördüncülük, beşincilik yarıştı. Sadece devre arasında iki oyuncuya 22 milyon euro verildi. El Musrati, Mucci. El Musrati bir gol attı, kupayı getirdi. Kritik bir gol. Şimdi mesela o attığı gol hep sonlarla alınır ya. Bu başlangıçta da hoca kim olursa gelsin. Ben El Musrati'den de Beşiktaş'ın yeni dönemde çok daha farklı şekilde yer alacağını düşünüyorum. Sakatlanmazsa. Ben orada o ürküttü biraz beni. Yani transferde bayağı bir işi zor. Salih'e ben katılıyorum. Salih bir oyuncu. Evet. Salih'in de sözleşmesi artık yenilenecek. Açıklama resmi olarak yapıldığı için. Cenk'ten herhalde vazgeçiyorlar öyle mi Cenk, Savaş? Ben Cenk'in yanında olsam devam etmem. Cenk'le Beşiktaş Galatasaray 3 ay önce maç yaptığı zaman Feyyaz Uçan'ın açıklaması var. Maçtan sonra görüşeceğiz. Oturacağız, anlaşacağız. 10 kere bu haberi yapmışızdır. Cenk'le bir görüşme, Cenk'le bir görüşme. Cenk zaten kafasında bitirmiş. Arabistan'a mı gider? Türkiye Ligi'nde Başakşehir'e mi gider? Herhangi bir takıma bilmiyorum ama Cenk Beşiktaş'ı kafasında bitirmiş. Beşiktaş da Cenk'i bitirmiş bir şekilde. Yani tek taraflı değil bu yani. Salih Uçan'la yola devam edilmesi. Bundan sonra tabii öncelik teknik adamın belli olması ve sonrasında transfer politikasının şekillenmesi Beşiktaş'ta. Beşiktaş bu sezonu geç açacak takımlardan biri olması sebebiyle de artı bir avantaj durumu var. Oradan Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanarak Selahattin Kınalı. Santos geldiğinde burada ifade etmeye çalıştım. Ben dedim Santos'un gelmesi iyi oldu. Çünkü Jetson'dan, Salih'ten ben ortalama kendi yeteneklerini düşününce bir de gördüğümüz oyunları var. Yani ezberi konuşmuyoruz. Gördüğümüz yerini yorumluyoruz. Ben ikisinin en azından birinin çift gol, çift asist sayısına ulaşmasını bekliyordum. Tam tersi oldu. Salih biraz sakatlıklar yaşadı. Getson geriye gitmeye başladı. Hatta hatırlasana Santos böyle ufak bir şamar attı şeye. O samimiyet hoşuma da gitti. Getson'dan kendi yetenekleri ölçüsünce yararlanabilecek bir hoca profili çizdi bana. Çok yanılmışız. Ama tabii burada büyük hata yine Beşiktaş yönetiminindi bence. Santos'un nasıl bir teknik adam olduğunu Mourinho'ya benziyor yani o da. Beşiktaş yönetimi ve hepimiz biliyorduk. Demek ki onlar ona Beşiktaş'ı iyi anlatamamışlar. Adam geldi burada şey gibi Portekiz Ligi'nin işte sıra takımlarından birinin hocasıymış gibi bekleme oyunu oynatmaya başladı. Tabii Maya tutmadım.